Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Final sınavına hazırlıklarımızı sürdürürken 11. üniteye kadar geldik sizlerle. Umarım 8, 9 ve 10. üniteleri de izlemişsinizdir ve şu ana kadar hazırsınızdır. Evet, bu dersimizde 11. ünitenin ilgili gramer konusunda konu anlatımını yapacağım sizlere ve değerlendirme sorularını birlikte çözeceğiz. Kalemleriniz, kağıtlarınız hazır olsun. Not almayı unutmayın. Evet, I'll have a döner. Evet, karın acıktırıcı bir başlık var. Dönerden bahsediyor. Ve gramer konusu olarak da future tense, yani geçmişi bitirdik. Şimdi sizlerle geleceğe gideceğiz. Gelecek zamanda iki tane kullanım var. Bir tanesi will, bir tanesi be going to. Will ile başlayalım. Will önceden planlanmaksızın konuşma anında karar verilen işleri anlatıyor. Mesela ilk örneğe bakalım. I'll be back in a minute. Bir dakika içinde döneceğim. O anda karar veriyorsunuz ve cümlenizi kuruyorsunuz. It will be cold this evening. Bu akşam hava soğuk olacak. O anda hava birden soğuyor, belki kar yağmaya başlıyor ve o anda söylüyorsunuz bunu. She will be a successful student. O başarılı bir öğrenci olacak. O anda gördüğünüz belki sınavdan yüksek bir not aldı veya her şey iyi gidiyor ama ileride belki de olmaz. Hiçbir kesinlik yok. O yüzden bakın plansız, programsız, konuşma anında geleceğe yönelik, geleceğe dönük cümle kurduğunuzda will'i kullanıyorsunuz. Yani bir anlamda da işin, eylemin kesin gerçekleşeceğine dair elimizde herhangi bir kanıt yok. Tamamen tahminler üzerine hareket ediyoruz. Son cümleye de bakalım. The plane won't be in İzmir this evening. Uçak bu akşam İzmir'de olmayacak. Bakıyorsunuz bir problem var uçakta. Belki uçağın kalkması iptal olabilir gibi. Will yapısı tekrarlıyorum aman çok önemli not alın. Konuşma anında yapmaya karar verdiğiniz işleri ifade ediyor. Anlık karar veriyorsunuz ve geleceğe dönük bir cümle kuruyorsunuz. It is hot here. Burası çok sıcak. I'll open the window. Mesela pencereyi açacağım diyorsunuz. Bunun daha önceden planlı programlı bir durum yok. Ben gideceğim, camı açacağım demiyorsunuz. O anda karar. Will yapısı gelecekle ilgili düşük ihtimalli durumları da ifade ediyor. Gelecekle ilgili cümlenizi kuruyorsunuz. Bir, ya anlık karar veriyorsunuz veya ihtimali düşük. Olabilir, olmayabilir durumlar için will future kullanılıyor. Evet, ayrıca bir kullanım daha var. Düşündüğümüz, tahmin ettiğimiz ve gerçekleşeceğini sandığımız ama kendimize ait düşüncelerimizi de will future ile kuruyoruz. Örnek: I think it will rain tonight. Sanırım bu gece yağmur yağacak. Ama bu benim düşüncem. Bakın bana göre ve ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama belki de yağmaz. Ayşe'ye göre yağmur yağmayacak, bana göre yağacak mesela. Study harder or you will fail in the quizzes. Daha sıkı çalış yoksa sınavlarda başarısız olacaksın. Bu benim düşüncem ve bir tahmin ediyorum. Mesela iyi çalışmıyor, düzgün çalışmıyor, derslerini yapmıyor, ödevlerini yapmıyor. Ya diyorum ki, yani sınavda başarısız olacaksın bak. Belki de olmayacak ama hiçbir şey belli değil. To me, bana göre demek. Burada gördüğünüz gibi kendi görüşümüzü ifade ettiğimizde tahminlerimizi söylediğimizde to me veya I think ile will future kullanıyoruz. Filiz won't come today. Bana göre Filiz bugün gelmeyecek. Çünkü yollar kapalı. Bir bakarız 5 dakika sonra kapı çalar. Filiz gelmiş. Hiçbir şey belli olmaz. When will you have the final exams? Final sınavlarınız ne zaman olacak? Bakın bunu da bilmiyorum. Geleceğe dönük bir soru yöneltiyorum. Gelecekle ilgili bir soru sorduğumuzda da yine will ile soruyoruz. Bu soruda olduğu gibi bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bakalım gelecekle ilgili öğrendiğimiz bir bilgiyi de will yapısıyla anlatırız denmiş hapımızda.
My parents will be in Turkey in June. Mesela ailem Cuma günü, Cuma nereden çıktı? June, Haziran'da Türkiye'de olacak. Gelecekle ilgili bir bilgi öğreniyoruz ve bu bilgiyi de yine will future'la kuruyoruz. Şimdi toparlayalım Vili. Anlık karar verdiğimizde, geleceğe dönük kesin olmayan ifadelerimizde, kendi görüş ve düşüncelerimizi, tahminlerimizi geleceğe yönelik söylemek istediğimizde veya gelecekle ilgili bir soru sormak istediğimizde will kullanıyoruz. Bakın, tahminlerimiz kendi görüşümüz demiştim. Burası çok önemli. Herhangi bir olay, olgu, durum ya da bir işin olmayacağını. Bakın, bir şey olmayacak, gerçekleşmeyecek ve bunun ben öyle olmayacağını düşünüyorum. O zaman bu cümleyi kullanacaksınız. I don't think, sanmıyorum. Olacağını sanmıyorum kalıbını kullanacaksınız. Sakın bu yok. Hatta bunun üstünü çizelim. Kalemimizi alalım ve çizelim. Bu yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Bunu hiçbir şekilde kullanmıyorsunuz. Baş kısmı olumsuz yapıyorsunuz. İkinci kısım, will'lı kısım olumlu. I don't think you'll pass the exam. Sınavı geçeceğini sanmıyorum demek, sınavı geçemeyeceksin demek. I think you won't şeklinde değil. Sakın ha. Bu çeldirici olarak şıklarda karşımıza çıkabilir. Aman dikkat edin. I think'ten sonra olumlu I don't think olumsuz hale getiriyor. İkinci kısma sakın olumsuzluk yapmıyorsunuz. I don't think it will rain. Bakın olumlu cümle. Yağmur yağacağını sanmıyorum. Asla böyle değil. Aman dikkat. Evet, will future'ın gramer kalıbını da hemen vereyim size. Bütün özneler için, bu da will'in kolaylığı, tek yardımcı fiil will kullanılıyor. Ve arkasından da fiili olduğu gibi yazıyorsunuz. Bakın, I will go. Olumsuzunda ise will'e not yapıştırıyorsunuz. Bunun kısaltması da won't olarak yazılıyor. They won't mesela. I won't, he won't, she won't, hepsi won't. Sorularda da artık bu kalıbı iyice öğrendiniz. Yardımcı fiili başa çekiyoruz. Burada da will yardımcı fiil olduğuna göre onu başa çekiyoruz. Öznemi koyuyorum, fiilimi koyuyorum, bitti gitti. Cevapları da yes, no olarak verdiğimizde mesela bunun cevabı yes she will, no she won't şeklinde olur. Soru neyle başlarsa cevap onunla biter kuralı yardımcı fiil sorularında her zaman geçerli. Tabii olumsuzsa not'lı haliyle bitecek. Onu da aman ekleyeyim, yanlış anlaşma olmasın. Evet, gelelim be going to'ya. Will'i iyice anladınız. Şimdi be going to da konuşma anından önceki bir zamanda yapmaya karar vermişim. Ve yapmaya güçlü bir niyetim var. Yani yapacağım ben onu. Planlamışım, programlamışım. İşte bu tip geleceğe yönelik cümlelerde be going to kullanılıyor. Planlı, programlı işler. Daha önceden karar verilmiş işler. Örnek, I'm going to fly to New York next weekend. Mesela gelecek hafta sonu New York'a uçacağım. Kesin. Çünkü neden? Bakın, I have bought the ticket diyor. Biletimi satın aldım diyor. Biletimi aldım, bavulum hazır, otel rezervasyonum yapıldı, her şey organize edildi. I'm not going to fly to New York next weekend. Bu da olumsuz hali. Gelecek hafta sonu New York'a uçmayacağım. Niye? Çünkü biletimi satın almadım bakın. I haven't demiş. Henüz biletimi satın almadım. İşte be going to'nun bütün esprisi bu. Daha önceden planlanmış, programlanmış, yüksek ihtimalle yani %99 ihtimalle gerçekleşecek geleceğe dönük işler için söyleniliyor. Gramer kalıbı da bu şekilde. Özneleri 3 gruba ayırıyoruz ve emizarı biliyorsunuz zaten. Emizarı yerleştiriyorsunuz. I am, we, you, they. Oh, burada bir yanlışlık olmuş. Hemen düzelteyim. Evet, hemen hatamızı düzelttik. I am, we, you, they are,
Hişit iz olacak. Daha sonra hepsine buradaki Allah'ın emri kullanım ise going to. Going to'yu yapıştırıyoruz. Zaten kullanım be going to. Şu be'yi özneye göre şeklini seçmeniz yeterli. Daha sonra da yine fiili olduğu gibi yapıştırıyorsunuz. Örnek. He is going to move. Bakın he olduğu için is yardımcı fiilini seçtim. Going to'mu yapıştırdım. Olmazsa olmazım. Ve fiili olduğu gibi yazdım. I am going to. Bakın I am going to kalıbımı koydum. Fiilimi yazdım. They are going to. They olduğu için are'ı seçtim. Be'nin şekli olan are. Going to'mu yapıştırdım ve fiilimi olduğu gibi yazdım. Olumsuzlar da am not, I am not olarak yapılıyor bende. Bunun kısaltması yok. Ama we, you, they'de are not yapıştırıyorsunuz. Are not veya kısaca aren't. He, she, tekillerde ise is'e not yapıştırıyorsunuz ya da kısaca isn't. Soru sormayı iyice öğrendiniz. Yardımcı fiili başa koyuyorsunuz. Kalanlar aynen aynı. Araya özne giriyor. Yine yapıştırılmış going to ve fiil ayrılmaz ikili olarak burada devam ediyor. Evet, şimdi not alma zamanı demiştim. Bunlar çok 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 önemli. Zaman kelimeleri nereden anlayacağız biz bir cümlenin gelecek zamanı olduğuna? En önemlilerinin üstünü çizmek istiyorum. Tomorrow. En önemlisi tomorrow ve next arkadaşlar. Tabii ki diğerleri de önemli ama next gördüğünüzde mesela next sonraki demek. Bunun yanına gün gelebilir. Friday gibi. Hafta gelebilir. Next week. Önümüzdeki hafta. Next month. Önümüzdeki ay. Next year. Önümüzdeki yıl. Bir sonraki yıl. Bir sonraki ay. Yanına ne gelirse bir sonraki. Yani gelecek zaman. Ve tomorrow yarın demek. Tomorrow. Yarın gece olursa tomorrow night. Yarın sabah tomorrow morning. Yani yarın olan bir süreç. Bu ikisi çok çok önemli, kesin karşınıza çıkabilir. Yine geleceğe dönük bir saat verilebilir. Mesela şu anda saat 5'tir. Saat 7'de yapacağım bir şeyle ilgili cümle kurabilirim. Tonight bu gece sabah kuruyorumdur cümleyi. Bu gece şunu yapacağım diye kurabilirim. İleriye dönük bir tarih verebilirim. Veya işte maçtan sonra, öğle yemeğinden sonra gibi bir İleriye yönük bir süreç verebilirim yine. Bu pazar, bu hafta sonu diyebilirim. Hafta sonu diyebilirim. At the weekend, hafta içi bu cümleyi kurarsam. İleriye dönük bir tarih, mevsim veya ay verebilirim. Bunların hepsini ileriye dönük olarak be going to ve will future'la kullanabiliyorsunuz. Ama en önemlileri tekrarlıyorum. Next ve tomorrow. Evet, şimdi will veya be going to ile parantez içinde verilen fiilleri kullanarak cümleleri tamamlayacaksınız. Hadi bakalım konuyu anladınız mı? Şimdi öğrenme zamanı. Kalemler, kağıtlar çalışsın. Önce yazın, çözün. Sonra benden dinleyin ki iyice konuyu öğrendiniz mi kendinizi ölçebilirsiniz. Evet, birden başlayalım. Number one. Why do you need paper? Neden kağıda ihtiyacın var? Çünkü I'm going to write a letter to my family in Erzincan. Bakın, kağıt istiyor. Bana bir kağıt verir misin diyor. Kararını vermiş, oturacak, mektup yazacak. Kararlı bir olay olduğu için be going to kalıbını kullandım. I öznesi olduğu için be'nin am şeklini tercih ettim. Going to'yu yapıştırdım, fiili de koydum. I'm about to fall asleep. Yani neredeyse uyudum, uyuyacağım demek bu. Fall asleep. I need to wake up. Uyanmam lazım. I have lots of things to do. Yapacak daha bir sürü iş var. I'll get you a cup of coffee that will help you. Bakın diyalogda of fena uyku bastı ya. Ama benim kalkmam lazım. Bir sürü işim var diyor. O anda karşı taraf diyor ki o anda anlık bir kararla ben sana kahve getireyim o zaman. Bu seni uyanık tutar. Anlık karar olduğu için bakın will future'la cümlemi kurdum.
Number three, I can't hear the song well. Şarkıyı iyi duyamıyorum diyor. Ses gelmiyor. Bakın yine bir anlık karar gelecek. Şu andan bahsediyorum çünkü. Anlık karar will turn it up. Aç sesini biraz daha diyor. Daha doğrusu I will turn it up. Ben açacağım, sesini yükselteceğim. We are very excited about our trip this summer to Bursa. Ay bu yaz Bursa'ya gideceğiz. Çok heyecanlıyız diyor hepimiz. Bu yaz bakın this summer. Henüz gelmemiş ama belli ki planlı programlı. Çünkü Bursa'ya gidilecek, yazın gidilecek. Organizasyonlar yapılmış. Hatta ziyaret edeceğimiz yerler belli. We olduğu için are yardımcı fiilini seçtim. Be'nin are şeklini tercih ettim. Going to'mu yapıştırdım. Fiili de yazdım. Bitti gitti. Evet, Mr. Alperen is going to come to the wedding party. Mrs. Alperen is going to be there as well. Bakın, düğünde olacak, düğüne gelecek. Ben ona davetiye gönderdim. Ondan sonra o da kabul etti. Hatta Mrs. Alperen de gelecek. Orada olacak. As well demek o da orada olacak demek. O da. It's cold in here. Iy, burası çok soğuk diyor. Bakın şu anda soğuk. Anlık karar veriyorum. Will turn. Isıtma sistemini açacağım. İşte soba yakacağım, kalorifer yakacağım neyse. I think'li cümle. Hatırlıyor musunuz I think'li cümleleri? I think'li cümlelerde geleceğe dönük kendi tahminimizi söylüyorduk ve will future'ı kullanıyorduk. I think my father will be retired next year. Şimdi burada ben kendi tahminimi kullanıyorsam, babamla konuşmadıysam ya da babam belki fikrini değiştirebilir. Be retired emekli olmak. Önümüzdeki yıl babam emekli olacak. Ama olur ya bir terslik olur belki vazgeçer. Ama babam dilekçesini vermiş, her şeyi ayarlamış. Ben önümüzdeki yıl emekliyim kardeşim diyorsa o zaman is going to be ile de bu cümle kurulur. After I graduate from high school. Evet, high school liseden mezun olduktan sonra I'm going to attend tourism and hotel management school. Kararımı verdim. Üniversite sınavında tercihimi de yaptım. Hatta belki kazandım. Bakın kararlıyım. Kararlı olduğum için be going to ile kurdum. Excuse me, may I talk to someone our dormitory room? I'm afraid the air conditioner doesn't work. Dormitory room yurt. Yurtta bir problem var. Bir yetkiliyle görüşebilir miyim? Sanırım air condition, havalandırma çalışmıyor diyor. That technician over there will help you. Bakın anlık karar. O anda çalışmıyor. O da gelip sana yardım edecek diyor. Anlık karar olduğu için will ile yaptık. Evet, devam ediyoruz. Artık iyice öğrendiğinizi düşünüyorum ama tam otursun. Once it stops raining, we're going to go swimming. Yağmur durur durmaz bir dursun kesin gideceğim. Üstümde mayom her şeyim hazır bekliyorum. Bakın planlamışım. I want to see Ali. Ali'yi görmek istiyorum. I'll get him now. O zaman bir dakika çağırayım hemen diyor. O anda şimdi görmek istiyor. Anlık karar. Why do you want to see Ali? Neden Ali'yi görmek istiyorsun? I'm going to ask him for some money. Çünkü ondan biraz para isteyeceğim. Eve gittim. Ondan sonra ama gidişimin bir sebebi var. Gideceğim Ali'den para isteyeceğim. Planlı programlı gittim. O yüzden be going to. What are you going to do this weekend? Bu hafta sonu ne yapacaksın? I'm going to study for English exam. Planlamış mı? Hafta sonu oturacağım İngilizce çalışacağım. Çünkü pazartesi sınav var. Hava çok güzel. I think. Bakın I think ile ne yapıyorduk? Will kullanıyorduk. I will take. I'm hungry. Anne açım. Anlık bir olay. O an aç. Her dakika aç değil. O yüzden I will get. Sana yiyecek bir şeyler getireceğim diyor annesi. Şimdi cümleleri kendiniz kurmanızı istiyorum. Negatifler olumsuz. Affirmative'ler olumlu cümle. Question diyorsa da soru cümlesi yapacaksınız. Buna alışmanız çok önemli arkadaşlar. Amacımız sadece final sınavını geçmek değil, İngilizceyi sevmeniz ve öğrenmeniz. Şimdi, olumlu cümle değil, negatif, olumsuz denmiş. Öznemi aldım. Zaten sırayla verilmiş size. Sırası karışık değil.
Will yardımcı fiiliyle kuracağım. Will de kurmamı istemiş. O yüzden want'u tercih ediyorum ve fiilimi yapıştırdım. Olumlu cümlede özne, will ve fiilin kendisi. Olumsuz cümle. Özne, will not ya da won't, ikisi de doğru olabilir ve fiil. Olumlu cümlede tonight zaman kelimesini isterseniz başa, isterseniz en sona atabilirsiniz. It will snow. Her şeyle will kullanılıyordu ve fiilin kendisi. Bu arada eğer özellikle zamanı vurgulamak istiyorsanız zaman kelimesini başa alırsınız. Sona atarsanız asıl olay yani kar yağmasını vurgulamak istiyorsunuz demektir. Soru kelimeleriyle soruları nasıl soruyoruz? Önce soru kelimesini koyuyorum. Sonra yardımcı fiilim, sonra öznem. When will you call me back? Beni ne zaman geri arayacaksın? Olumlu bir cümle. You're very tired. Çok yorgunsun diyor. I öznemi aldım. Will'imi yapıştırdım. Fiil. By for now. Şimdiye kadar demek. I will see you later. Şimdilik bu kadar. Şimdilik hoşça kal daha doğrusu. Bye for now. Şimdilik hoşça kal. Hadi ben gidiyorum şimdi. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz de o anda söylenen bir şeydir. Planlı programlıdır. Ayrılırken o anda karar verirsin ve görüşürüz dersin. Şimdi soru kelimesiyle soru sormayı öğrendiniz. Eğer soru kelimesi yoksa yardımcı fiili başa çekiyoruz. Özne ve fiil sıralamasıyla sorumuzu soruyoruz. Evet, artık yapmayı öğrendiniz. Bunları siz yapın. Tek tek uzun uzun anlatmadan cevaplarını açıp size göstereceğim. I will visit. What will you have? Bunu tekrar vurgulayayım. Soru kelimesi, yardımcı fiil, özne ve fiil. Kalıp sıralama bu şekilde. Olumlu cümle, I will have. Olumlu cümle, we will eat. Olumsuz, I will not ya da I won't da yazabilirdik buraya. Olumsuz, I will not, yine I won't olabilirdi. Soru burada gelmiş. Affirmative, olumlu cümle, I will take. Şimdi de be going to ile aynı çalışmayı yapmanızı istiyorum. Negatifler, olumsuz. Questionlar, soru. Affirmative'ler, olumlu cümle. Bu sefer be going to'yu kurarken be'nin özneye uygun şekli olan emizardan birini tercih edeceksiniz. I olduğu için am'i aldım. Olumsuz olduğu için not'ımı yapıştırdım. Bunu kısaltamıyorum. Yapıştırıcıyla going to'yu bunlara yapıştırdım. Olmazsa olmazım going to biliyorsunuz ve fiilimi yazdım. Şimdi burada öznem your brother. Yani tekil. He. Tek bir erkek kardeşten bahsediliyor. O yüzden is tercih ettim. Your brother is. Olumsuz olduğu için is not. Buna isn't olarak da yazabilirdiniz. Going to'yu yapıştırdım, fiili koydum. Şimdi soru kelimesiyle nasıl soracağız? Soru kelimemi başa alıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Yardımcı fiili araya koyuyordum. Bu sefer öznem you olduğu için be'nin are şekli olan yardımcı fiilini koydum. Öznem, bu sefer yapıştırıcıyı araya sokuyorum. Going to buy. What are you going to buy? Olumlu cümle, I am going to go. Soru cümlesi, yardımcı fiilim you öznesi olduğu için be'nin are şekli. Are you? Yapıştırdım going to'yu, koydum fiili bitti. Olumlu cümle, I am going to see. Soru, bakın I. Bakın şimdi şöyle diyeceksiniz, hocam I var burada. Niye you lan sormuş? Genelde kendi kendimize mantık olarak direkt kendimize soruyu sormuyoruz. Yani burada am I going to open the window? Ben pencereyi açacak mıyım? Bunu planlamış mıydım daha önce? Falan diye bir saçma soru sormayız. Are you going to open the window? Karşımızdakine soruyoruz bu tip soruları. Evet, geldik değerlendirme sorularına. Hazır mısınız? Konuyu iyice öğrendiniz. Artık bakalım 10 soruda kaç net gelecek? Hemen kalemi alalım.
ve soruları çözmeye başlayalım. Number one. What would you like to drink? Tea or coffee? Ne içmek istersiniz? Çay mı kahve mi? Bakın anlık karar. Kafede oturmuşum. O anda karar veriyorum. Çay mı içeceğim, kahve mi içeceğim? Demek ki will future'la bunu yapmam gerekiyor. O zaman hemen A şıkkını kolayca işaretleyip diğerlerine bakmıyorum bile. Bakın o kadar kolay future tense'te soruları cevaplamak. Number two. We are looking forward to summer holiday. Look forward to dört gözle beklemek demek. Böyle heyecanla bekliyorum tatili. Visit Perge. Which of the following completes the dialogue above? Hangisi konuşmayı tamamlar? Dört gözle bekliyorsam, Perge'yi de söylüyorsam ben bu işi planladım demektir arkadaşlar. We are going to, hatta biz planladık demektir. Bu yüzden are going to visit B şıkkı doğru. Number three. Is he tall or short? O kısa mı? Uzun mu? Evet, burada ünite içerisinde işlemediğimiz, daha doğrusu benim size anlatmadığım şey var. Ünitenin içerisinde kitapta dış görünüşle alakalı kelimeler var. Onları da özellikle çalışmanızı tavsiye ederim. Tall uzun, short kısa. He is, bakalım, medium height. Çünkü buradaki şıkların boyla alakalı olanı sadece medium height, orta boylu demek. Hot sıcak, fat şişman, cool serin, rainy de yağmurlu. Bunların hiçbirinin boyla alakası yok. Kelime bilgisinin de önem kazandığını görüyoruz burada. Ünite kelimelerinde mutlaka ayrıca çalışın. Number four. What do you think about Ali? Ali hakkında ne düşünüyorsun? Bakın şu anda kendi görüşünü verecek. He doesn't like working. Çalışmayı sevmez. He is very, demek ki çalışmayı sevmiyorsa yine bir kelime sorusu karşımızda. Tembel bir arkadaş demektir. Lazy, tembel demek. Aggressive, Türkçede de agresif, sinirli. Easy going, böyle oluruna, her şeye tamam canım sorun yok diyen tipler. Helpful, yardımsever. Hard working, çalışkan. Umarım bu kelimeleri de not almışsınızdır ve bunları da tekrarlayın diyorum. Number five. Your brother the exam. Bakalım, which of the following completes the sentence in negative future? Olumsuz olacak arkadaşlar. Gelecek zamanda yapacağız ama olumsuz. Olumsuz olanlar zaten burada bakalım will olmaz. Have taken olmaz. Bunları sildik. Hadn't, haven't, bunlar gelecek zaman değil zaten. Gelecek zamanda buradaki tek olumsuz B şıkkı won't. Burada sadece will'in olumsuzunu, won't'u bilmeniz bile yeterli oldu gördüğünüz gibi. Number six. What will you have for a starter? Starter yemekteki başlangıç demek. Hani önden bir şey alır mısınız diyorlar ya, işte ona starter deniyor yemeklerde. Diyaloğu tamamlayacak olan cümleyi bulacağız. Ve buradaki gelecek zamandaki tek cümle benim gördüğüm bu. I'll have the soup please. Çorba alacağım. Bu geniş zaman. I don't like sunny days. Güneşli günleri sevmem. Söz vermek. Üniforma giymek. Bunlar zaten tamamen alakasız ve saçma şıklar. İnşallah sınavda şıkların yarısını alakası ve saçma sorarlar ki size kolayca bulursunuz. Number seven, he never lies. Asla yalan söylemez. Yalan söylemeyen bir kişi dürüsttür. Yine kelime bilgisi geldi arkadaşlar. Honest, dürüst demek. Evet, buradaki mean, cimri demek. Untidy, düzensiz. Bu arada şu anı kaldırıp atarsak tidy de düzenli anlamına geliyor. Broad-minded, açık fikirli demek. Selfish ise bencil. Bu sıfatları inşallah not alıyorsunuzdur. En önemlilerini veriyorum zaten size. Number eight. My friend doesn't like working. Benim arkadaşım çalışmayı sevmiyor. Çalışmayı sevmeyen kişi
Tembeldir arkadaşlar. Bu tembel çok karşımıza çıkıyor. Demek ki sınavda da bir tembel çıkacak. Lazy, tembel demek. Hardworking, çalışkan. Selfish, biraz önce söylemiştim. Bencil. Polite, nazik, kibar. Optimistik de olumlu düşünen kişilerdir. Pesimistik, kötümser. Optimistik, iyimser. Number nine. She doesn't like talking. Konuşmayı sevmiyor. Konuşmaktan hoşlanmıyor. O zaman sessiz bir arkadaştır. Quiet. Quiet, sessiz. Sociable, şöyle yapalım. Sociable, sosyal. Böyle insanlarla sürekli içli dışlı olan kişi. Unsociable ise asosyal. Hemen şunu kapatıyorum. Polite, nazik, kibar. Ama başına im geldiği zaman impolite ise kaba, rude anlamına geliyor. Tidy'yi söylemiştim, düzenli. Başına an gelince düzensiz oluyor. Sensitive, hassas. Insensitive ise hassas olmayan, hatta düşüncesiz bile diyebiliriz buna. Demek ki arkadaşlar şu anda 4 sorudur. Sıfatları görüyoruz. Kişilik özellikleriyle ilgili sıfatlar karşımıza çok çıktı. Bunları tek tek not alın. Hepsini ezberleyemeseniz bile en azından bu değerlendirme sorularında verdiklerimi ezberleyin diyorum. Ve son soru bitiriyoruz. Yine bir sıfatla bitiriyoruz. He doesn't care about others. Care ilgilenmek, önemsemek demek. Yani başkaları hiç umrunda değil. He is a bencil bir arkadaş bence bu. Selfish'i burada oturtabiliyoruz şıklardan. Selfish, bencil. Lazy, tembel dedik. Reliable, güvenilir. Pessimistic, kötümser. Biraz önce optimistik görmüştük, iyimser. Onun zıt anlamlısı. Friendly, arkadaş canlısı demek. Tekrar tekrar videoyu geriye alıp bu söylediğim kelimeleri mutlaka kaçırdıysanız not alın Türkçeleriyle birlikte. En azından değerlendirme sorularının içindeki sıfatları ezberleyin arkadaşlar. Evet, eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı olduysa lütfen like tıklayın, paylaşın, gruplarınızda paylaşın, arkadaşlarınıza gönderin. Daha çok kişi izlesin, daha çok kişi final sınavında başarılı olsun. Evet, şimdi 11. üniteyi de sizlerle birlikte tamamladık. Tekrarlıyorum, şu anda kanalımda Ata AÖF oynatma listesinin altında 8. üniteye kadarki tüm ünite sorularını ve konuları bulacaksınız. Çözülmüş sorular var. Ayrıca final için 8, 9, 10 paylaşıldı. 11'i de şimdi paylaşıyorum sizlerle. 12, 13 ve 14'ü de sınava kadar paylaşacağım. Yani sınava sizi bomba gibi hazırlayacağım. Yeter ki kanala abone olun. Tamamen ücretsizdir ve bildirimleri mutlaka açın. Aksi takdirde yeni videoları kaçırırsınız. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.